Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Kimsiniz? Her şey yolunda olur umuyorum. Her şey gayet iyidir. Arkadaşlar bugün sizin karşınıza bir otobüs şoförü olarak çıkıyorum. Umuyorum ki her şey yolunda, her şey güzel. Arkadaşlar bugünkü oyunumuzun ismi Bus Simülatör 18. Oyun gerçekten çok güzel. Oyun oynadıkça daha çok şeyler göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz. O yüzden hiç durmadan hemen sefere başlayalım. Zaten ben size bu sefer oyunu biraz anlatmaya yönelik hani anlayacağım. Hani işte hangi tuş neye yapıyor, ne yapıyor, ne diyor falan. Onlara bakacağız beraber. Ondan sonra da kapatırız zaten. Daha şu bölüm. Dur şu başlayalım. Günlük anlatı ama biz çok yok. Seferi başlatalım. Öncelikle arkadaşlar oyunda bu şekilde serbest bir şekilde gezebiliyorsunuz. Oyun o konuda güzel. O sıkıntı yok. Gezdin mi abi? Buraya gel. Diyor ki sana kapıları aç diyor. Açtım, açtım. Ön kapıyı da açtım. Otobüs kapısı açıldığı zaman siz ne yapmanız lazım? Arka tarafta iki kapı daha var diyoruz. Totalde 4 kapı daha var. Gidip onları açmanız lazım. İçeri giriyorum. Bunları mouse yardımıyla yapıp çift tuşu hızlı koşmanızı sağlıyor. Buraya geldik. Burası önemli. Çok önemli. Kapı açılıp kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Kapanıyor, açılmıyor. Açtım kapıyı. Açılan. Direkt içeriye. Şimdiki. Bak. Arabanın içine girebiliyorsun. Yakınlaşabilirsin. Burada milyonlarca tuşu var. Bu otobüste az tuşu var da. Belki bölümlerde daha çok görürsünüz. Yani isterseniz, beğenirsiniz. Devam ettiriz. Motor kontakt çalışma, raterler gücü, silecekler, ön silecekler, cam silecekleri. Şu arka taraftaki ışıklar var ya onlar falan filan. Arkadaşlar oyunda hiçbir şey değiştirmedim. Oyun standart hani ben nasıl oynuyorsam sen nasıl oynuyorsan aynı mantıkla oynayacağız. I'ya bir kez bastım. Anahtarı taktım bir tek çevirdim. Bu üç kademeli yolu açılır. İkiye çevirdim. Araba şöyle bir dedi ki lan dedi bak dedi bana bir şey geliyor ya. Üçü verdim abi. Duydun mu? Bak önemli olan şey bu işte. Bırakır tamam. Sendeki kişi de bendeki kişi de aynı şu anda. Arkadaşlar burada el frenimiz var. P tuşumuz. P tuşunu indirmeyeceğim. Burada D, N, Y tuşları var. Yani bu araba neymiş abi? Bu araba otomatik bir araba. Yani D, R, N. 7'ye basarsan bu araba düz gider. N. 8'e basarsan. Normal basalım bakalım gidiyormuş. Geri gittiği yok. Eğer ki 9'a basarsan geri gider. Şimdi 9'a basmanın mutlu yok. Ben 7'ye bastım. Tamam mı? Kapımı kapattım. Aynama tıkladım. Kapılarım açılıyor mu? Açılıyor. Bunlara baktım. Ondan. Kapan. Bunlar da kapandı. Buraya 10 numara değil mi? Hiçbir sıkıntımız yok. Tamam. Tekrar mouse'a bastım. Mouse'dan çıktım. Makine çalıştırmadım bu sefer. Uyarı ışıkları. 7. Rumlon üstündekiler. Pardon. Bu. Şu E. R, T, Y, U, I falan giriyor ya klavyeye. Onların üstündekiler tuşlara basıyor. Sayılardan basıyor. Eğer ki onlara basarsanız bu kamera niye böyle oldu? Eğer ki onlara basarsanız ne oluyor abi? Defolsun sen. 7'ye bastım, 4'lüyü yaktı. U'ya bastım, solu yaktı. Hadi. U'ya bastım, solu yaktı. E'ye bastım, sağı yaktı vesaire. Buraya kadar her şey tamam. Şurada 9 kod ışıkları, kod bitler ve bilet makinesi. Bilet makinesi bir iş. K tuşuna bastım. Fark ediyor musun? Bak yolda. B'ye bastım. Gelecekler. Su atıyor, su temizliyor işte. Ya şimdi. Niye gitmiyor? Çünkü P. Hemen abi sinyalimi verdim. Kaydım. İlk duran burasıymış. Orada daha başka anlatacağım bir şey yok. Bakalım yolda. Tamam. Araba falan kendi çiniyor. Yolcumuz iniyor. Kavuk mu karşıya geçti? Abi. Hoş geldiniz. Buradan çıktık abi. Buradan devam. Buyurun şey. Çok güzel. Yansımalar falan çok. Cam açabilirsiniz. Torna
Standart taş döşü. Bitiyoruz. Hadi abi. Are there no cabinets? Z tuşuna basıyorum. Z tuşuna bir kez basarsan abi hani böyle 50'ye sabitleme değil ama hani 50'nin üstüne çıkamazsın. Öyle düşün. Otobüsler genelde 80 limit var diye, 80 km yolu vardır. 80'in üstüne çıkarsan dınk bir daha yapıştır kalırsa. Diyor Z'deyiz. Z'yi kapatalım. Şu ya abi. Z'yi açtım. Ani filan yaptım. Bak bu yok. Benim size tavsiyem dinleyip sonuna kadar verin abi. Hani bekletmeyin ki yanaştım kapatma abi. Bırak hani o sana şey getiriyor zaten. Bakalım. Ha, F2'ye bastım. Durak şeyini görüyorsun. Mesela çok kötü yanaşmış. Aynıları ya benden kötü ya oyunla alakalı bir şey var. Tam olarak bilmiyorum onu. Ben de yani benimki her şey şu an ultra kalitelerde arkadaşlar. Yani onların sıkıntı olmasın. Başka aklıma gelen bu oyun hakkında konuşabileceğim şeyleri düşünüyorum. Üstteki güneşi indirebilirsiniz. Ya oyun esinde dolu. Cidden dolu. Devam. Fazla yaklaşmıyorum çünkü fazla yaklaştığım zaman toparlayamıyorum orayı. O zaman da bir yayı falan izliyorum. O da benim canımı sıkmaya başlıyor. Hoşuma gitmiyor. Mesela F2'den geri geldim. Mesela çok güneş var. Kapat. Tamam. Hemen çözdük işte. Aa evet geldik. Bak bu arkadaşlar bununla dikkat edin. Hem otobüs anasını ağlatıyor. Tamam mı? Hem de sana ceza kilitliyor. I'm thinking about getting a dog. Really? How so? Well, I imagine it would be awesome. Though, I know, the work. Ya insinler abi aşağıya gelsinler. Görüşürüz, bye 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 bye. Belki ayna kölçesine aklınmış olabilirim, bak o da olabilir. Yayalara dikkat edin arkadaşlar, bu yaya şeridine. Direkt buradan bir söz atlamıyor. Yani ondan yana sıkıntı yok. Ama abi yaya geçişlerine çok dikkat edin. Buradan bir anda çıkıyorlar yani. Çünkü şöyle bir şey var, bir tek bizim Türkiye'de cidden işlemeyen bir kural var. O kuralda harbi harbi insan sinir oluyor. Hangisi lan bu? Feels like we partied the whole night through at the old sawmill. I'm so tired. Şöyle bir kural var. Yaya geçitlerinde arabalar her zaman diyor ki araba benim yani. Bir yol benim abi. Sen bilemezsin diyor. Abi öyle bir şey yok. Yol bana ait. Ben yayaysam abi. Yolu her türlü bana vermek zorundasın. Ha dersin ki ya git falan filan dersin. Abi hani gün gelir. Rengi değişir. Allah muhafaza.
Bu yüzden çok kişi öldü ya. Cidden çok kişi öldü. Ha bak. Nasıl anlatayım? Ben de araba kullanıyorum. Şahsıma şu an bir arabam yok ama olduğu zaman ben de kullanacağım. Kullanıyorum da. Kiraladık falan filan kuşlu. Ama şöyle bir şey var abi. Ya, bir yağmurlu havada gidiyorsun mesela. Hız yapma anasını satayım. Niye yapıyorsun ki? Bas. Yapmayın abi. Yazık günah. Hani bir insanların canı var, kıymeti var. Yapmayın. Tamam, oyundan çıktık. İyiden yaşayalımdık yani. Kamu spotuna döndük. Ha oyuna gir abi. İndir Need for Speed'ini. Underground'unu. Ben onlarla büyüdüm yani. Yapıştır. Ve velhaskiram. Bak. Neye çarptık? Direğe. Direğe çarpınca bana geçirdiler abi. Ve F1'le hani sıfır kamerası yapabilirsiniz. Pardon yani. Üç tane bakış kamerası yapabilirsiniz. Bak şu var ya şu. Dur. Bu var ya şu an baktığımız şey arkadaşlar. Bu yani ya bu çok lanet bir şey. Akşam falan göremiyorsan zımp diye çakıyorsan cezayı haberiniz olsun. Yürü yürüyüm gidelim buralardan aşk biz bebeğim. Hoppa. Allah'ın seversen bir göremiyoruz zaten. Yine her şey aynı şekilde el frenini indirdik. Kapımızın üstünü açtık. Buraya çıktık. Ön kapıyı kapat dedik. Görevi. Bindendi. Bak bir de çarpışma yapmışız. 657.000 euroluk bir çarpışma. 657 euroluk bir çarpışma. 19.000'lik şey girmiş. Herhalde cezamız var. Arkadaşlar beni izlediğiniz, bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.